Bugün güzel bir gün. Bir kitap basmındayız. Neler söylemek istersiniz? Bibliyi çok seviyorum. Benim için çok kıymetli ve özel bir yeri var. Biz 11 sene önce birlikte çalışmıştık Erşim'de Merkez Komitesi'nde. O günden beri benim kalbim bir yere ayrıdır. Hem çok güzel bir insan hem çok güzel bir ruh ve kalbe sahip. Heyecanla bekliyorum söylediği andan itibaren çok merak ettim ben de yeni kitabını. Bugün ona destek olmak için hemen koşa koşa geldim. Süper. Ben dizi devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Evet, devam ediyor. Hatta bu akşam yayınımız var. Hiç heyecanım geçmiyor. Yani 20. senemdeyim ben bu sene oyunculukta ve gerçekten hiç heyecanımın azalmadığı bir işin içindeyim. Yalan dizisi de gerçekten her dakika aksiyonun ve böyle şaşırmaların dolu olduğu bir senaryo. Çok güzel yorumlar alıyoruz insanlardan. Hep en çok şu söyleniyor. Yani bir sonra ne olacağını tahmin edemiyoruz ve bu seyirci için evet heyecanlanmayı sevdiğimiz için bu ekstra heyecan veriyor ve o yüzden çok güzel tepkiler alıyoruz. Ben çok mutluyum. Şeyle sorun efendim, biz yorumlara baktık. Eylül'le çok benzetiyorlar sizi. Evet, ya zaten bir anne kız kastıydı. Başlangıçta ilk Eylül'de biz bir araya geldiğimizde yapım şirketinde de ben böyle dedim, aa dedim gözlerimiz çok benziyor hani. Direkt yan yana geldiğimizde fotoğraf çekildiğimizde ben çok benzettim. O yüzden doğru bir kast olduğunu düşünüyorum. Seyirciden de aynı tepkileri aldık zaten. Güzel. Projeye peki ara verdikten sonra yazın planlarınız var mı? Neler düşünüyorsunuz? Hemen tatile gittim zaten. Dün geldim, tek için geldim. Yani çok yorulmuştum çünkü Melike karakteri benim galiba bugüne kadar oynadığım en zor karakter. Yani 20 yıl boyunca yani iftira olarak yapmadığı bir suçtan dolayı hapis yatmış bir kadının kendi tekrar çocuğuyla bir araya gelmeyi kaybettiği eşinin yani suçlusunu bulabilme derken o kadar derin, o kadar zor ve ağır bir duygusu var ki inanın yani ben çektiğimiz bölümlerde hayatımda ilk defa bunu yaşadım. Bir mesela Rabar 5. bölümdeydi. Seyircilerimiz izleyecek onu bir hafta sonra. Yani bir sahnede ben karavanın içerisinde böyle bir ağlama krizi geçirdim. Elim ayağım titredi, böyle bir duygu boşalması yaşadım ve ondan sonra sete çıktığımda 1,5-2 saat boyunca mesela o sahnenin duygusunda kaldım. Öbür gün eve gittim sabah 5'te. 5'ten tekrar uyandıktan sonra ben 2 gün boyunca, size öyle söyleyeyim kısaca, 2 gün boyunca ben duygudan çıkamadım. Ve hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çünkü Melike'nin böyle inanılmaz yüksek bir sahnesiydi o. Gerçekten çok ağır duygular ve hani ben bir oyuncu olarak miş gibi yapma duygusunu sevmiyorum. Çünkü benim gözümün bebeğinden seyirci, benim acımı, hissiyatımı çok net hissedebilmeli ve ben o yüzden de kendimi her şeyimle tamamen o an sahnede veriyorum karakteri. O da beni tabii ki duygusal olarak inanılmaz harap ediyor. Ama işte böyle deli bir aşk, yani oyunculuk o kadar böyle beni mutlu eden, hayata beni bağlayan, gerçekten iki deyim olduğu için de keyifle oynuyorum, keyifle gidiyorum sete. Melike'yi de çok keyifle izliyorum. Tamam, bu peki yoğun duygular ileride sizi yorar mı, tüketir mi? Çünkü mesela müjde uzmanı açıklamaları vardı. Daha çok o aslında ses saatlerinden ve özel hayatıyla ilgili durumlardan yorulduğunu söylemişti. Bu yoğun duygu durumları sizi yorar mı ilerleyen zamanlarda? Yani şöyle bir şey aslında. Ben ilk 16 yaşında oyunculuğa başladığım zaman benim büyüğüm olan hoca olarak gördüğüm bir oyuncu büyüğümden ilk şöyle bir öğüt almıştım. Aslan, yani set kamera önünde olduğun sürece evet varsın ama kamera arkasında olmadığın zaman ki hayatında eğer Aslıhan olarak kendine bir yer ve zemin elde edemezsin, o arasındaki mesafeyi kuramazsan o zaman denge kaybedersin. O yüzden de benim gerçekten bu anlamda iki kimliğim var. Yani bir kamera önünde oyuncu olan kimliğim var, bir de kameranın arkasında Aslıhan kimliğim var. Ve ben o Aslıhan'ı gerçekten sete sadece götürüyorum ama götürdüğümde diğer kimliğime geçiyorum. Bunun yerine normal hayatımda evde yemek yapan, kendi evini toparlayan, eşimle zaman geçirmeyi çok seven, arkadaşlarımla sevdiğim insanlar sadece aslan olarak kullanılan bir olduğu için o ayrılığından da kurtulduğumu düşünüyorum. Ve sette olan bir de sette bırakmaya çalışıyorum. Biraz önce anlattığım şey dediğim gibi 20 yıllık meslek hayatımda ilk defa başıma geldi. Olabilir ama işte bunun sonrasında bir şekilde işte eşim benim en büyük destekçim, her zaman söylüyorum, onunla birlikte konuşarak o beni böyle her zaman benim tüm kaygılarımı, korkularımı, stresimi, her şeyi yumuşatan bir insan. Onunla birlikte her o bütün kötü olan neyi duygum varsa eritip tekrar böyle sıfırlayıp devam edebiliyorum. Evde sizin bir güvenli alanınız var eşinizle birlikte olan, hani o sıfırlarken eşiniz nasıl yardımcı oluyor onu da merak ediyorum. Yani Mert'in oyuncu
kere olması bizim için tabii ki hani ikimizin de oyuncu olması en büyük avantaj. Çünkü benim bütün duygularımı ve oyuncu olarak yaşadığım bütün gerginlikler olsun, heyecan olsun, stres, kaygı hepsini biliyor. Sette neler yaşayacağımı biliyor, ne kadar konuşacağımı, evet geç gelebileceğimi veya giriş çıkış denge ve hepsi boyutlu olarak rahatsızlanabileceğimi de bildiği için yani bir kere buradan inanılmaz bir yere hissediyorum kendimi ve bu çok büyük bir konu. Onun dışında yani set zamanlarının dışarısında zaten birlikte Aslan ve Mert olarak çok güzel zaman geçirdiğimiz için çok güzel bir denge kuruyoruz. Yani ben her gün şükrettiğim bir eşe sahibim. Hep söylüyorum. Allah herkese de nasip etsin. Tatilde de 11. yılı kutladınız. 11. evlilik yılınızı. Nice 11 yılları inşallah. Teşekkür ederim. Evet 11. yılımızı kutladık. Nasıl geçti? Aslında 14 yıldır beraberiz. Evet. İşte bir iki yılda nişanlılık sürecimiz vardı. Çok güzel geçti. Bizim için hep söylüyorum artık. Ben biz gerçekten özel gün böyle kavramı çok artık olmayan bir çift olduk. Çünkü gerçekten her günümüz özel. Yani bizim birlikte olduğumuz, birlikte yaşadığımız, bir yemeğe çıktığımız zaman, bir filme gittiğimiz zaman, birlikte balkonda oturup bir kahve içtiğimiz zaman bizim için hep özel. O yüzden de 11. yılımızı da şükrederek böyle mutlulukla kutladık. Duygusal bir hediye geldi mi efendim? Yok işte hiç hediyeleşmedik bile. Çünkü diyorum ya gerçekten biz normal hayatta da çok hediyeleşiriz. Ya da hani özel bir an beklemeyiz bunun için. O yüzden bizim için her an özel. O yüzden özel bir şey almadık. Peki. Çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Nice güzel yıllar inşallah. Teşekkür ederim. Çok sevgilerim. Sağ olun.